Değerli arkadaşlar, selamünaleyküm. Bu aralar videolar fazla geliyor. İyi bilmiyorum, dönem dönem geliyor bana. Video yükleme şeyi ayrıca geliyor, bir şey oluyor. Anlık gelen şeyler ya da oruçtan dolayı artık uğraşacak bir şey mi arıyorum? Canım mı sıkılıyor? O yüzden daha mı çok videoya falan abanıyorum bilmiyorum ama yani videosu yapılması gereken pek çok şey var. Pek çok şey birikti kendi kafamda. Öyle çok büyük bir kitlesi olmasa da küçük ve önemli bir kitlesi olduğu kanaatindeyim. Zamanla da bunun daha da büyüyeceği ümidini taşıyorum. Bu videoda aslına bakarsanız belli bir konudan bahsetmeyeceğiz. Daha çok şöyle bir husus yapacağız. Şimdi ben İslami bağlamda İslam'ın özellikle modern dünya siyasetinde nasıl anlaşılacağı, nasıl idrak edileceği ve modern devletin yarattığı siyasi normlar nezdinde İslam'ın neye tekabül ettiği hususunda iktisadi anlamda da, işte siyasi anlamda da, sosyal anlamda da belli başlı şeylerden bahsediyorum. Bunların asli sebebi benim yani bir şeriatçı, bir Müslüman olmadan önce zaten takip ettiğim siyasi ve iktisadi fikrin bugün işte anarkokapitalist olarak tanımlayacağınız, belki benim daha doğru olarak düşeceğim serbest piyasa anarşisti diyeceğimiz sağ anarşist, çok daha geniş kapsamda bir sağ libertaryen görüşe mensup olmamdı. Ben zaten bu husus üzerine konuşuyordum. Bunun propagandasını, bunun aktivizmini yapıyordum. Şeriatçı Müslüman olmak ile beraber, hatta bu süreçte de şunu daha çok gördüm. Siyasi olarak bu şeye zaten İslam'ın ortaya koyduğu şey çok yakın. Uyuyor. Yakın diyorum ayıp olmasın diye. Dolayısıyla benim aslında anlattığım şeyler sağ libertaryen bakış açısına sahip ve o perspektifle bazı şeyleri irdeleyen bir şey. Ancak burada şöyle bir şey var. Yani bu işi İslami bir şey olarak ortaya koyduğunuzda libertaryen lafı Müslümanların hoşuna gitmiyor. Kardeşim niye gavurdan bir şey getiriyorsun yani, ben onu bilmem şimdi, bırak. Bir antipati yaratıyor. Bunun farklı sebepleri var. Haksız sebepleri var. Bu ayrıca tartışılır. Bu gerekli mi, gerekli değil mi vesaire falan, ama bunu daha yerelleştirilmiş, daha belki İslamileştirilmiş bir tabiri bunun yerine koymak belki hem gerçekten, yani kelimeyi gördüğünüzde de aklınızda bir şey oluşsun ve daha iyi bir şekilde idrak edebilelim. Belki bazı insanlar için daha kolay bir şekilde savunabilelim vesaire diye bunun Türkçeleştirilmiş veyahut İslamileştirilmiş bir hali nin gereksinimi vardı, duyuldu. Ben bir süredir bunun için ahdilik kavramını kullanıyorum. Yani artık buna ahdi Müslüman mı diyeceksin? Başka bir şey mi diyeceksin bilmiyorum. Ahdi, yani sözleşmeye bağlı olan. Bunu neden tercih ediyorum? Neden bunu tercih ettim şahsen? Bunu tercih etmemin sebebi şu. Şunu asla ve kata söylemiyorum. İslam yalnızca budur. Ve yalnızca böyle yorumlanır, bunun siyasi şeyi asla. Maksimum söyleyebileceğim şey, İslam çatısı altında böyle bir şey vardır ve var olabilir, böyle bir perspektif. Ve bu sadece siyaset felsefesiyle alakalıdır. Bu asla itikada değinen bir husus asla değildir. Öncelikle. Yani öyle bir iddiada falan asla değilim. Yani ben ahdiyim, başka adamları tekfir edeyimlik bir durum yok. Yani bu itikadla alakalı mevzu falan, o bu farklı bir şey. Bu adeta bir siyasi tavır gibi. Burada neden ahdilik ve sözleşme üzerinden diyorum? Önceki videolarda dediğim gibi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resulü demek İslam'ın Allahu Teala'ya teslimiyet sözleşmesini imzalamaktır. Bugünkü modern devlet dediğimiz yapılar libertaryen literatürde şiddet tekeli olarak biz bunları görüyoruz. Ancak gönüllülükle mensup olduğunuz, bir sözleşme imzalamak suretiyle mensup olduğunuz
Bu din ortada bir voluntarizm, bir gönüllülük mevzusu söz konusu olduğu için şiddet tabirini ortadan kaldırıyor. Çünkü ben gönüllü olarak bir yere mensup oluyorsam burada bir şiddet yoktur. Bugünkü modern devlet yapılarında bana bir hukuk dayatılıyor tekel olarak. Bana belli kanunlar dayatılıyor. Ve bunlar benim rızam olmadan yapılıyor. Dolayısıyla burada bir şiddeti biz görüyoruz. Dolayısıyla kanaatim şu ki İslam'ın bu zamanda, bu modern zamanda modern devlet yapısının ve modern siyasetin karşısında en büyük üstünlüğü ekseriyetle bu gönüllülük ve bu sözleşme hukuku diyeceğimiz şey. Çünkü İslam eşi benzerine asla rastlanmayacak bir sözleşme hukukudur. İnanılmaz kapsamlı bir sözleşme var. Hayatınızın her alanına karışıyor. Kadiri mutlak bir tanrı tasavvuru. Allahu Teala'ya teslimiyet sözleşmesi ve bu sözleşme milyonlarca insana tarih boyunca tarihin farklı dönemlerinde çok farklı coğrafyalarda imzalatılmış ve işletilmiş. Ve bundan dolayı elimizdeki literatür inanın yani yanına yaklaşabilecek bir şey yok. Bir sözleşme hukuku olarak elinize aldığınız herhangi sözleşmeyle karşılaştırdığınızda karşılaştıramazsınız. Veya buna mukabil bir idare olarak. Temel olarak nedir? İslam devleti dediğimiz şey de ümmetin aslında aynı sözleşmeye, aynı ve çok kapsamlı sözleşmeye imza atmış insanlar tarafından teşkil edilen adeta bir aile. Yani neden ve nasıl şeriat videosunda bunu çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Dolayısıyla kanaatimce benim gördüğüm siyasi olarak bugün işte şeriat dendiğinde insanlarda şey oluyor işte ya bu geçmişte kalmış bir şey. Bunu yani Müslüman adamlar da diyor, Müslüman aydınlar da diyor. Yani onlarda da o kafa var yani şeriat geçmişte kalmış bir şey, bu başka bir şekilde olacak vesaire falan. Bu bana çok büyük bir deli saçması olarak geliyor. Çünkü ben bakıyorum, abi sizin inanılmaz büyük bir üstünlüğünüz var. Yani siz gönüllülükle bu işi idare ediyorsunuz. Bir sözleşme hukuku neticesinde idare ediyorsunuz. Ve şu anda dünyada mevcut olan devletlerin zaten en ahlaksız ve en açık net sıkıntılarını ortadan kaldıran bir şey sizin elinizde var. İslam şeriatı böyle bir şey. Dolayısıyla ahdilik yani ahda bağlı olma, bir sözleşmeye bağlı olma. Onun neticesinde İslam'ı bu modern siyasi dünyada yorumlama. Dolayısıyla ahdi İslam. Ahdi İslam'da şey olur da. Ahdi İslam. Belki şey olur. Yani artık buna ahdilik mi dersiniz? Dediğim gibi. Ama bu tabiri İslam içerisinde libertaryen bakışı, sağ libertaryen bakışı İslam ile o perspektife burada getirip onu bu şekilde yorumlamanın böyle bir isimlendirmesi gereği bence hasıl oldu. Dediğim gibi çünkü Müslümanlar bir kavme benzerseniz onlardan olursunuz. Doğru. Yani hadis var. Dolayısıyla bundan çekiniyorlar. Bunun neticesinde bu asli sıkıntıyı çözecek. Ya çünkü o kadar şey anlatıyorum, 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 ediyorum diyor ki bu libertaryen. Abi libertaryen demesen okey. Her şey okey yani. Her şey okeyim de şu kelimeyi falan bırak. O yüzden bu kelimeyi aslen burada bırakıyorum. Bunun da duyurusunu bir YouTube videosuyla. Duyurusu değil de. Böyle bir şey yani. Ahdilik artık. Ahdi kelimesi üzerinden belki İslami siyasi duruşumuzu ve perspektifimizi aktaracağız. Aktaracağım daha doğrusu. Bu konu hakkında bu ismi anlatan bir video yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.